Efendim ben BNX Shadow ve karşınızda Long Dark 500 serisinin EPC'nin bir bölümü daha ve buradaki son günümüz değil artık, burada bitiyor aslında, hani artık bitti. Milton'la işimiz bitti. Daha kasabasıyla işimiz bitti. O haritayı gördüğümüz yerden aşağıya ineceğiz. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Efendim keyifler nasıl? Nasıl gidiyor hayatlarınız? Umarım çok da sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Yani her türlü hayatın her döneminde sıkıntılar, zorluklar karşılaşmaktayız ama yine de bir şekilde mücadele edip daha sonra da kafamızı dinlememiz gerekiyor. Yani genelde işler öyle yürüyor günümüz döneminde. O yüzden umarım işleriniz biraz daha umduğunuz gibi, biraz daha kafanızın dağıtılacak şekilde ilerler. Benim işler fena değil. İşte yayından falan bahsedecek olursam, yani izlenmelerimiz tutarlı gidiyor. YouTube'da biraz daha az izleniyoruz açıkçası, normal geçtiğimiz Aralık Ocak dönemine nazaran biraz daha izlenmelerimiz düştü. Lakin hani çok absürt bir düşüş yok. Onun sebebi de biraz geçtiğimiz dönemde videoların bayağı aksaması, dönem dönem hani bir hafta geliyor bir hafta çok aksıyor falan tarzında bir durumun olması ve biraz da serilerimizin artık sonlarına yaklaşıyor olmamız. Hedef 500'ün ve diğer serilerin, hani Hedef 500 o kadar da talep çekmiyor artık. Doğrudur, doğaldır. Sakmatika da aynı şekilde. Gerek benim bazı sıkıntılardan kaynaklı olduğunu da düşünüyorum onu. Yani farklı oyunlar da geçeceğiz yakında. Biraz onlara da temel hazırlamaya çalışıyorum. Finding Paradise'la uğraşıyorum da yeni bir program için. Hayırlısı bakalım, belki onu yapabilirim. Bir sanırsam Stranded Deep'e başlayacağım. Finding Paradise'a başlarken, çünkü Finding Paradise'ın videosunu çekmem yeterli olmuyor. Neden yeterli olmuyor? Hani bizim gibi onun izlenmeyeceğini biliyorum açıkçası. Hani mesela ben Finding Paradise'da 5 tane atıyorum tahminen. Yarımşar saatlik 6 bölüm çeksem, 3 saat sürse oyun yani. Yarımşar saatlik 6 bölüm çeksem ve bunların hani Türkçe altyazısını hazırlamam. Oha, mağara var. Bu dinlenmelik mağara mı? Evet, dinlenmelik mağara. Ne kadar ağırlığımız var? Alabilir miyim birkaç tane? Burayı da çizelim. Gelmişken. Mükemmel manzaralı. Hop. Şu aşağıya inelim bakalım. İndik. Hop, yavaş. Milton Havzası, böyle bir bölge varmış. Ve burada geyik var. Moose burada var arkadaşlar bu arada. Oo. Şurada çizilir mi? Tam şurada. Burada Moose var. İsim yazmadı. Sanırım şurayı açmam lazım. Şuraya bakmak istiyorum ama önce. Oh, sure I'm getting cold. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Pekala.
başka bir şey yok. Şu Milton havlasını bir daha yazabilir misin sen ya? Nerede yazdın sen onu? Aslında elimizi tüfekle gezelim de. Bu harbiden sıkıntı. Aa, yazmıyor. Milton havlası yazmıyor. Umarım sıkıntı çıkarmaz. Şurası neresi? Aa, böyle devam ediyor burası lan. Tamam, ateş yakarız, şey yaparız da dur. Biraz da Amerikan geyiği var mı yok mu onu da çözmeye çalışıyorum da. Ne kadar soğuk ki? 6 derece soğuk. Biraz daha zamanım var. Birazcık daha zamanım var. Burası bildiğim büyük bir harita ya. Bataklı mataklı olan. Şurada halat yemi yeri var. Galiba. Bilmiyorum. Bakacağız. Şurası da var yani. Burası neresi? Böyle bir olduğundan hiç fikrim yok daha. Biraz şaşırdım yani. İlginç. Çıkar mısın yukarı? Çıkılıyor buradan. Dur. Havza manzarası. Amerikan giyiyor orada. Yalnız bayağı üşümeye başladık da. Elimizdeki kömürle bir ateş mi yaksak acaba? Kayalım. Hemen. Aynen, buranın ismini varmış, güzel. Mahvolmuş. Güzel, odun modun verdi bayağı bana. Çok güzel, hoşuma gitti. Tamam, şurada bir ateş yakalım ya. Büyüteşle mi yakacağım? Yok. Evet, bu bizi biraz ısıtacaktır. Ben birkaç tane kahve ayarlayayım. Yorgunluğum çünkü bayağı bir yok olmuş durumda. Bunu biraz telafi ederim içeceğimiz kahvelerle.
Daha çünkü hava güzel, hava gündüz. Bunu da içelim. Şu hipertermizlikten kurtulacağız ya. Böyle biraz zaman geçirmem lazım. Hatta burada ben bir saat uyusam aslında fena da olmaz ha. Bir saat uyuyor. Hem hipotermi iyi şey gitsin. Hem dinlenmiş olalım. Hipotermi şey de gitmedi ha. Ne güzel. Bir saat daha mı uyuyalım? Hadi bir saat daha uyuyor. Güzel. Hipotermi resim gitti. Bir saat. Uyku çektik. Sen bana burada birkaç kahve daha ayarla. Sıcak bir kahve iç. Meşale aldı mı tamamdır. Sis bastırmış. Biraz kötü olmuş ama olsun. Uyku tulumunu aldım ben. Gayet mükemmel. O civarda mouse var bu arada. Hani ona dikkat etmemiz lazım. Rotamızı belirlerken. Keşke ateş yapmadan önce kömür alsaydık. Neyse. Milton Havzası. Şuradan geçit var mı ya? Yalnız meşaleyi de çok güzel bıraktı ya. Yani sahneye biri çıktığı zaman, laf attığı zaman ya da bir rapçi falan mikrofonu şöyle yatay bir şekilde tutar da sonra yere bırakır ya. Onun gibi bıraktı valla. Merhabalar. Peki bataklığa geçiş nasıl? Ben şu an direkt bataklığa geçtim mi yani? Yo, geçmedim abi. O iş nasıl işliyor? Usulca tüfeği düzgün tutamamakla uğraşıyordu ya. Oğlum nasıl bir tutuş bu tüfeği ya? Çok yorgunum lan. Yok. Tutma olasılığım yok. Yaklaşırsa vuramıyorum sadece. Gel gel. Gel gel. İzin vermedi oğlum bana sıkmama. Down diye ses çıktı. Oğlum yeter. Allah Allah. Bazen saçma sapan titretiyor ya. Kıyafetlerimde durum var mı bakalım. Sıkıntı var mı? 32. Birazcık sıkıntı var. Bazı şeylerde birazcık sıkıntı var. Bunu da çıkar. Bazı kıyafetlerde biraz sıkıntı var. Hallederiz onları. Ay ne yaptın? Oo, alırım. Şurada bir tane kulübe var. Abi daha nerelere gidiyorum ben ya? Peki buralar ince buz vardır bataklıkta varsa. Biraz ben temkinli olayım da.
yok. Bu ince buz yok buralarda. Dayı burası neresi? Burada geceleyebilir miyim ben? Hermit'in barakası. Soba var. Var, ben geceleyebiliyormuşum lan. Burada geceleriz biz. Simgesi falan da varmış ha. Hermit, hermit. Abi burada bir sağlam bir ateş yakalım. Oh çok iyi oldu. Yanıcıktık. Tamamdır. Ölü kurt var. Bu leş mi yoksa benim mi öldürdüm kurtlar? Benim öldürdüm kurtlar. Aynen. Ne öldü anlamadım ki. Aa şurada şey var. Yok açılıyor. Güzel. İyiymiş lan. Beğendim burayı. Vallahi güzel. Şuralara bir iyice bir şey yapalım da. Haa bu sandalye ha kırılıyor. Durabilir burada bu. Ver. Bırak. Şey. Olta. Burada balık tutamayayım. Balık tutabiliyor muyum ben? Balık tutabileceğim bir yer var mı burada? Pek görmüyorum ama olsa çok mükemmel olur ha. Neyse. Şuradan biraz şey yapalım. Madem şu kurt güzeli canımızı sıktı, saldırdı. Şundan biraz et alalım ya. Şu 4 kilo etimi alalım. Bir ziyafet çekelim yani bugün. Tamamdır. Hadi bakayım. Bugün bir ziyafet çekelim. Kullan abi, yağ kullan. Büyüteşte... Yok, büyüteşte yok. Bu arkadaş, 3000 tane kibritim var, hala büyüteçli yakabiliyorum ya, şansa denk geliyor. Büyüteci havuzda büyütücü bir buluyorum, bir daha hiç kullanamıyorum ama. Hepsi işte, hep şey oluyor. Ne kadar suyum var? Biraz su konusunda azlık var. Onu bir çözelim. Fırtına başladı. Bir sıkıntı yok. Bir tane çay pişir. Daha sonrasında etleri pişireceğim. Etleri suyun içine katacağım. Bugünü termit geçireceğiz. Güzel. Bak bunun böyle bir yer, burada böyle bir yerin olması güzel olmuş. Özellikle Star'ın muz avlamaya aşağı geldiği zaman burada bir kamp yapacak yerin olacak yani. Bizimle yaşarken. İlginç olmuş. Ama tabi tırmanması bayağı sıkıntı buradan yukarıya. Böyle bir meselesi var. Thank you.
dakika şunu aç bir. Şunu yap. Karnını güzel doyur. Topladım şunları buraya bırak. Bende biraz kumaş var. Bunları tamir edebilirim. Özellikle pantolonu. Güzel. Bunu da tamir et. Şu eldiveni parçala. Bununla da ayakkabıyı tamir et. Sonra yatıyoruz. Odunum var nasıl olsa sıkıntı yok. Ayakkabı. Mouse sesi çıkıyor herhalde. Oha ya, eklenmiyor hala buna ha. Bir kömür ekle, bir şey ekle. Eklenmesin, tamam. Çayını iç. Onu bir saat tutarım ben burada. Güzel. Bunun yıkasında bir şey yoktu diye tahmin ediyorum. Acıktım, burada fırtına çıkacak gibi duruyor ya. İlerlemeye devam edelim bakalım. Belki bir yerler görürüz yine. Lakin benim burada, ben burada kalmak istiyorum ya. Burada biraz daha zaman geçirebilir miyiz? Şey için, kömürü için. 4 saat mi? Çok ateş yapmışız ya. Sön lan, hadi lan. 6 saat geçti, hadi artık. Ne yanıyor arkadaş? 11 dakika. Şöyle yapalım. Heh, 23 kömür. Çiziz abi. Daha bunun bataklık ayağı var. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sana şu geçitten geçerek olacak herhalde. Neyse, ben çizmeye devam ediyorum. Ağırlığımızı biraz daha azaltalım suyla. Lan kemer neler var oğlum, ne oluyor? Bataklığa burası gidiyor yani. Anladık. Ya da her nereye gidiyorsa. Aynen, geçit yeri burası. Milton bölgesinin aidatı.
O zaman önce bu tarafa. Ha, orası kapalı. Belki buradan başka bir açılabilir yani. Orası bak. Direkt bir şeyle kapatmışlar. Hayır şey önemli. Şuradan ismi olan bir yer varsa seçmeyelim diye şey yapıyorum şu an. Burayı da çiz. Şimdi şu diğer ucu kaldı. Şurası kaldı. Köprünün olduğu taraf kaldı. Bir şu bölge kaldı. Var mı buranın ismi? Şurası kaldı işte. Şurayı da açtıktan sonra bitiyor. Orada bir geyik var zaten. Anladığım kadarıyla. Şu yukarılara çıkabilecek yerler var mı diye bakıyorum da pek yok. Geyiğin yanına kadar gidelim de. Kurt gelmeden hemen çizelim. Yok burada hiçbir şey yok. Diyebiliriz. Kurt bendeki etin kokusuna geliyor bu arada. Gel gel. Gel bir artık burayım ya. İki bölümdür vuramıyorum. Artık burayım yani. İyiymiş ha. Direkt geçiş değil de böyle bir havuza yapmaları güzel olmuş ha. Beğendim. Burada balık tutabileceğim bir yerde eklesem benim burada bile yaşarsın aslında. Ama odun kaynağı biraz sıkıntı. Tavşan var, kurtu var, monsu var. Güzel verimli biri aslında. Kaynakları da var bolca. Bolca değil de yeterince var en azından. Yani direkt en azından bir 3 tane geyik dişi gördük yani bu havzada. Oğlum, tam olarak nereden çıkacağız? Merakla bekliyoruz. Da 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 dan. Oyunu bitirdiniz. Bataklık. Şelalenin burada. Aa, direkt mağaranın çıkışında. Ha, buraya tırmanılacak yer yapmışlar. Peşle beraber. İyiymiş. Bataklık bayırı. Abi manzaraya bak ya. Şu yazılar bir gitsin. It's dusk, so night can't be far behind. Abi çek fotoğrafı ya. Çek 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 çek. Bayağı iyi yani. Sen mağarada burada bir yerde olması lazım zaten. Her neyse.
Bulunur ya, burası bulunur. Çok kolay yani. Hate be. Bu en düşük grafiklerde çok güzel gözüküyor lan. En düşük grafiklerde bile. Bob Ross resmi gibi duruyor. Bizde bu bölgenin haritasının büyük bir kısmı var yukarıda. Nasıl bir rota izleyeceğiz pek bir fikrim yok ama. Hayırlısı. Vallahi hayırlısı. Buradan geçit yok muydu ya? Allah Allah, buradan nereden geçit? Ha, buradan aşağı indirir belki. Neyse. Haritanın haritaya geçit yapınca acaba kaydediyor mu aynı? Fark etmez, biz direkt şimdi mağaraya oraya gidebiliriz. Mağarada güzelce kaydederiz. Ben kıyafetlerimi onarmıştım ya, onları giyebilirim artık. Bunu niye çıkarmışım ben? Oh gel gel, hoş geldin komitesi, gel. Merhabalar merhabalar. Böyle tüfeği görünce korkarsın tabi. Hava güzel dedim. Hava kararmaya başladı. Bir de gerilim müziğini verdi. Yok, ortamın içine ettim vallahi lan tak ya. Harbiden. Şu ambiyansın içine ettim yani. Neyse, şöyle az kaldı. Evet, bir sonraki bölümde bu bataklığı yok edeceğiz efendim. Bataklık haritasıyla beraber de artık son uğraşlarımızı yapacağız. Artık son bölümler artık arkadaşlar bunlar. Yapabileceğimiz çok da fazla bir şey kalmadı. Henüz daha 300. güne bile gelmedik. Bakalım kaçıncı gündeyiz. Ya 250 değil daha hani. Yani. Bataklığı bitirdikten sonra Hat Deresi'ni. Hop yine bölgeye geçmedi. Hemen. Kaçamadım. Bataklığı bitirdikten sonra bir eksik var mı diye hepten bir kontrol edeceğim ben haritalarda. Eğer spesifik bir eksik varsa onu çözmeye gideriz belki. Ve oyunu gizemli gölde bitireceğim. En azından hani hedef 500 olmadan önce bize atıyorum. 350 günü daha oynadık atıyorum. Hani ne bileyim. Kostulay Bey'e gittik. Sahil yoluna gittik. Vesaire gibi durumları yaparsak onları yaparız. O achievement'ı tamamlayabilirsem eğer, hani bir sıkıntı çıkmazsa, bir bug olmazsa ki en büyük bug olan achievement'ların bir tanesi bu. Bir sıkıntı yaşamazsak güzel bir şekilde ben gizemli göle giderim, orada bırakırım. Hani böyle hani video çekmeyi orada bırakırım. Kendim orada güldük gülistanlık yaşarım. Yat kalk yat kalk, giderim balığa, balıkta yat kalk yat kalk. Yani öyle öyle geçiririm günleri. So. Gel gel. Gel gel. Daha bitmemiz gereken bir tüfek debeli var. Hadi bakayım. Ah bir tüfek kitabı çıkaydı. Tüfek kitabı adam akıllı çıkaydı, güzel olacaktı. Lan orada sanki mağara varmış burada. Değil ama. Bizim bir mağaramız burada. Öyle yani, artık bundaki son bölümler. Her ne olacak, ben atıyorum o gelen 200 günü falan bir süre long dark olarak şeye başlarız yayınlar şeyde, pardon yayınlarda diyorum. Bir tecavüz günlükleri 4'e başlarız. Onları çekerim. Boş zamanlarımda da bunu oynamaya devam ederim ve bunu oynarken ki yaşadığım bazı böyle spesifik şeyleri de böyle Twitter'dan falan postlarım size, böyle bir hani bir screenshot alarak, hani şu gündeyim şunları yapıyorum tarzında kafasında böyle onları paylaşırım diye düşünüyorum. Hatta belki bazı bölümlerini böyle gece
Yayın saat, ekstra yayın saat dışında gece yayın açarım böyle. Hedef 500'de böyle. Sohbet ederiz daha ziyade. Ben o hedef bir, hani günü geçirmeye çalışırım. Nasıl yat kalk yat kalk yatacağız yani sonuçta. Muhabbetler ederiz. Öyle öyle geçireceğim. Hedef 500. günümüzü de bir şekilde kutlayacağız efendim. Hedef 500, 500. günün achievement'ını aldıktan sonra da bir oylama açarız. Sizin bildiğiniz tarzda ölüme gideriz diye düşünüyorum. Ama böyle uçağın üzerinden atlamak gibi bir şey yapmaya niyetim yok ya. Onu yaptık daha önce. Hedef 200'de yapmıştım canlı yayında. Daha az ya da böyle çok yüksek bir yerden atlama gibi bir şey yapabilirim ya. Belki o Gizemli Göl'de Coastal Highway arasındaki geçiş bir köprüsü var ya bir. Bir ölüm köprüsü var ya orada, bir salt köprüsü var ya. Oradan aşağı atlayabiliriz falan. Oradan daha önce hiç düşmemiştim. Oradan düşebiliriz falan. Öyle şeyler yapmaya niyetim var. Öyle hayırlısı bakalım. Onları konuşuruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.